Gökyüzüne bakmak, Alten Altaylı. Herkes önce kendi yaşamına bakacak, sonra ülkenin durumu hakkında ahkam kesecek. İnsan hayallerine tutunmak ister. Hayalleri olmayan kişi kendisinden kaçıyordur ve bu bir yok olma noktasıdır. Kendisine ait hayalleri tükenmiş kişilerin, ülkenin geleceğine dair kurduğu hayaller koca bir yanılsamadır, abes ve iştigaldir ve inandırıcılığı yoktur. Buna rağmen koca koca cümleler eşliğinde bir yalancı pehlivan edasıyla ortalarda dolaşmanın arkasında aşırı büyük bir ego vardır. Ancak aşırı büyük egolar mağduriyete sığınır. Mağduriyetine odaklanan kişi artık hayal kuramaz ve kendinden kaçmaya başlar. İşte hayalleri tüketen budur. Bu kısır döngü insanın gökyüzüne bakamaz hale getirir. Gökyüzüne bakmak önemlidir. Çünkü gökyüzüne bakmayı alışkanlık edinen kişi de kötü düşünceler yer bulamaz. Ülkeyi yönetenler için diyoruz ya, hayatında bir kez bile bir kadının elinden tutmuş olsalardı farklı olacaklardı. Aynı şekilde hayatında bir kez olsun seni seviyorum diyememiş kişinin kendisini ne kadar sevdiği sorgulanmalı. Evet, hayat adil değil ama göz ardı edilen gerçek şu. Hayat cesur ve kendisine meydan okuyan insanların yanında yer alır. Kendi yarattıkları mağduriyetlere sığınıp kafeslerinde, tüneklerinde yaşamayı seçen insanların değil. Murat Anmunga'nın ifadesiyle uzun yollara dayanıklı ayakların sahibi karşımıza çıktığında tanıyabiliyor muyuz onu? Değerini biliyor, biricikliğini, benzersizliğini anlayabiliyor muyuz? Güne kayıp duygusu oluşturmuş durumlara karşı zafer kazanabileceği duygusuyla yataktan kalkamayan kişi kendisinden kaçıştadır. Aksi halde duygusal mezarlar başında gözyaşı döken birer enkaz olmak işten bile değildir. Ya dönüşeceğiz ya da yapay mağduriyetlerin kurbanı olarak yok olup gideceğiz. Kısacası biçtiğini beğenmiyorsan ektiğine bakacaksın. Ötesi yok.